Evet hızlıca reklama gitmiştik. Hızlıca stüdyoya geri dönelim. Serkan Korkmaz ve Murat Özbostan'la birlikte değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Ee, Murat Özbostan, Erol Bulut acaba kadroyu kendimi kuruyor? Yoksa baskılar var mı kadro konusunda da ilk 11 konusunda da yorumları yapmıştı. Siz kendi de. kuruyor. Kendi kuruyor demişti. Kendi kuruyor bu konuyla ilgili ee, taraftara kulak kabarttığını anlayabiliriz zaten. Hı -hı. Beklentileri karşılama zorunluluğu hissettiğini de anlayabiliriz. Mesela Mesut'u erkenden Hatay maçında sahaya sürmesi gibi. Mesut'u görmek istiyor insanlar. Aa, İrfan Can'ı görmek istiyor insanlar. E, bilmiyorum tabii ki. Belki Emre Bölözoğlu da onunla aynı fikirdedir. Ama hani bir ara Ayyuka çıkan ve hani üzerine de pek çok komplo teorisi üretilen bir Emre Bölözoğlu istifa dedikodusu vardı ya e, Murat. Hı hı. O dönemde e, Emre Bölözoğlu'yla Erol Bulut'un ilişkilerinin ve iletişimlerinin gayet iyi olmasına rağmen Emre Bölözoğlu'nun şundan yakındığı kesin. Benim Başkana mi? beni dinlemiyor dediği kesin. Ama yani Emre Bölözoğlu doğrularımı söylüyor. Emre Bölözoğlu doğru çözümlerimi üretiyor. Erol Bulut mu haklı? Emre Bölözoğlu mu haklı? Transferleri şu transferleri kimler yaptı? Bunların hepsi çok geniş bir muhasebedir. Çok kısa bir vadede de bu muhasebenin yapılacağını düşünmüyorum. Öyle bu sezonun sonu falan bence erken olur ama... ...aradan biraz zaman geçtikten sonra orta vadede... ...böyle birkaç yıl sonra bu günlerde Fenerbahçe'de yaşananları... ...Galatasaray'da Mustafa Cengizle ile Fatih Terim arasında yaşananları... Eh, ...Ahmet Nur Çebi Başkan'la Sergen Yalçın arasındaki diyalogların detaylarını... ...bir buçuk iki yıla net bir şekilde öğreniriz. Çünkü eh, görevlerinden ayrılmış, atanmışlar, seçilmişler olduğu için... ...o günlere dair yaşadıklarını, deneyimlerini yakın çevreleriyle ve bizlerle paylaşacaklardır. Hemen Murat Özbos'una sormak istiyorum. Dün akşam alınan beraberlik, Altay'ın performansıyla geldi, Ozan'ın golüyle geldi... ...ama Erol Hoca'ya mı bilmiyorum, bu beraberlik Erol Hoca'nın Fenerbahçe'deki geleceğine ne şekilde etki eder? Ya Bir kere artık 10 hafta var, bu saatten sonra bir hoca değişikliği olacağını düşünmüyorum... Sonuç itibariyle Fenerbahçe şu an yarışın içinde mi? İçinde. İddiası var mı? Var. Evet Beşiktaş hala en avantajlı takım. Dün akşam kazansaydı belki bugün şu anda Beşiktaş'a dair daha net şampiyonluk ifadelerini kullanırdık. Ki yine en iddialı takımlardan şu an birinci sıradaki takımlardan bir tanesi. Erol Hoca da lig bitene kadar bu takımın başında her erkerde olur şampiyon olsun ya da olmasın. Yarıştan kopsun ya da kopmasın. Ee, eğer şampiyon olursa sonraki süreçte devam eder mi etmez mi bilemem. Ama şunu söyleyebilirim ki e, bir de teknik direktör değişikliği olmayacak artık. Yani sezon sonuna kadar e, Erol olacak Fenerbahçe'nin başında kendisi istifa etmediği sürece yönetimin bir görevden alacağını düşünmüyorum. Ya da büyük bir hezimet ya da skandal olmadığı sürece yani öyle şeylerdi, 40 yılın başı olan şeyler. Ben de yani Erol Bulut'un en azından dün akşamki maçtan sonra tamam ya bu sezonun sonunu gördük diyeceğini daha özgüvenli olacağını oyuncuların da ya hoca herhalde artık gitmez bizim bu hoca hı hı. sezon sonuna kadar bizle diyeceğini ve bunun Fenerbahçe'nin performansına olumlu yansıyacağını zannediyorum. Birazdan Rica edeceğim kalan maçları evet, tek tek şampiyonluk adaylarının kalan geriye kalan 10 maçlarını Beşiktaş'ın 11 maçı var irdelediğimizde de çok kritik maçları var hakikaten Fenerbahçenin de hepsinin her maçı kritik de yani şöyle olursa böyle olur böyle olursa şöyle olur gibi tahminlerde bulunmayı da pek severim o Biraz, zaman ekrana geldi, geldi Serkan Korkmaz beşer maç olarak Beşer maç. Almışız. Zirvedeki takımların gelecek maçları Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanı Aytemiz Alanya evinde oynayacak. Erzurum deplasmanı Ankara Gücü ve Sivas'ta oynayacak. Şimdi milli takım nedeniyle lige verilen ara var. Milli takım nedeniyle ki çok kritik maçlara çıkacak milli takımımız. Başarılar dileyelim. Ardından Galatasaray ki milli maç dönüşleri biliyorsun çok milli oyuncusu olan takımlarımız için Hani Galatasaray bugün sadece Türk milli takımına takımlarına değil ki hani dünyanın pek Bu çok arada yerinde. Bu Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı maçı Michael Oliver yönetecek. Bu son dakika gelişmesinde de paylaşmış olalım 2000. Papaz severiz. <laughs> <laughs> Michael Oliver yönetecek yani bunu da paylaşalım. Michael sonra. Oliver biliyoruz onun da çok kötü maçlarını onu da iyi bir hakem olarak Hı -hı. görmem onu söyleyeyim. O tam papaz hakemdir. Ee, devam edelim. Evet. Şimdi e, Hatay deplasmanı Galatasaray'ın mesela. Galatasaray'ın Hatay deplasmanı, hani hep böyle diyoruz ya kader maçı, kader maçı, kader maçı. Beş tane kader maçına çıktı mesela Erol Bulut. Tabii ki Fatih Terim'in Galatasaray'dan gönderilmesi, istifa etmesi falan gibi bir şey söz konusu değil. Fatih Terim çok yüksek krediye sahip bir teknik adam. Hatta başkan adaylığı konuşulan, başkan adaylığı organize edilmeye çalışılan bir futbol adamı mesela Galatasaray başkan için. başkan adayı mı olacak? Ben olacak demiyorum. Hayır, başkan adaylığı konuşulmuş, Yok açıkça konuşulmuş bir şey bu. Fatih Terim'e, hocam sen başkan adayı ol. Beni seçmezler. Yo, hayır bu sefer seç, seçileceksin. Bu e, fakt de bu... veriyorlar. Ama yani. Fatih Hoca'nın hakikaten ben artık teknik direktör değil bir yukarıyı hedefliyorum diye açıkça sana da söylemiştir sohbetlerinde hatta televizyon programlarında demeçlerinde kullandığı Galatasaray'da bir gün başkan olabileceğini ima ettiği noktalar vardı. <laughs> Fatih Hoca'yı o noktaya getirdi camianın önde gelenleri. Hocam sen başkan olmak istersen biz senin Başkan olman için her şeyi yaparız. Gerekirse o seçime tek aday girmeni de sağlarız dediler. Ama Fatih Hoca galiba aslında bir önceki dönemde iddia ettiği kadar Galatasaray Başkanlığı'nı istemiyor. İstese olur. Bak bunu bir yıl önce söylemezdim. Bu Fatih Terim Galatasaray'a başkan olmak isterse olur. Serkan Korkmaz. İsterse olur. Bak Manşeti eskiden verdi. olmazdı. Bu çok yeni bir gelişme. Bundan bir yıl önce olsaydı olmazdı. Ama şu yani anda bu an, an, yeni bir gelişme. Çalıştığı yönetimin karşısında başkanın karşısında rakip olarak çıkabilir diyorsun yani. Çıkmaz. İstese. Çıkmaz. Serkan Korkut, ki <laughs> Fatih Terim bugün istese Galatasaray'da başkan olur. Olur. Olur da hani gündemi o değildi ben başka bir fikstür yorumlarken... Ama arada manşeti vermişken biz de tabi kaçırmayalım demiş Fikstür yorumlarken buraya geldik. Evet. <laughs> Fikstüre dönelim <laughs> o zaman <laughs> onu daha sonra konuşalım bu konuyu. Evet. Ee, önemli bir manşet verdi Serkan. Şimdi kader maçı. Galatasaray, Hatay'a yenilirse şampiyonluk evet. falan bir hayli zor olur. Zaten sonrasında da Karabük, iyi bir takım. Göztepe deplasmanı kolay değil. E Trabzon var yani hani kader maçı, kader maçı, kader maçı. Kader Trabzon'dan, bayı var arada. Bak. Trabzon'dan sonra da Antalya deplasmanı var. Evet, Sağ kader sırayı. bayı var. Bak, kader bayı. Bay geçiyor Galatasaray. E, Hatay'dan sonra. Şimdi iki kritik şey. Milli maç nedeniyle lige verilen arayı Galatasaray nasıl değerlendirecek? Hatay'ı yenerse deplasmanda ki, hani kimdir o maçın favorisi? Çok tartışmalı. Bence Hatay o maçın favorisi. O maçın sonrasındaki bayı nasıl değerlendirecek? Galatasaray'ın işi gerçekten hiç kolay değil. Çünkü Galatasaray bu tip araları falan iyi değerlendiremiyor. Evet. Ve hep bu dönüşleri tip, milli evet, tip... sonra puan kayıplarıyla karşılıklı. Ve Fatih Terim de bunu defalarca kere söyledi. Milli takım dönüşleri bize yaramıyor. Milli takım dönüş. E yarasın hocam. Bu arada, milli takım aslında her takım için aynı sorunu teşkil ediyor. Çünkü Covid dolayısıyla da e, futbolcuların hepsi Avrupa'ya yolculuk yapacaklar. Galatasaray'da e, durum bu. Edecekler. Bu iki ara nasıl değerlendirilecek ve Hatay maçı kazanılacak mı? Geri kalanına oho daha çok var Karagümrük maçına. Bak hiç 10 maçlık bir projeksiyona gerek yok. Devam ediyoruz Beşiktaş. Beşiktaş'a Beşiktaş'ın Beşiktaş kalan maçları. Başlayalım. Ben Beşiktaş'ı o kadar beğeniyorum ki daha doğrusu şu anda o kadar güçlü bir şampiyonluk adayı ki. Ben Beşiktaş'ın her maçına 3 puan diye bakıyorum. Bak bakarken Kasımpaşa, Matrix'teki Alanya. Neo hani evet. böyle rakamlar ve kodlar olarak görüyordu ya hayatı. Evet. Bakarken ben Beşiktaş'ın her maçına 3 maç gibi bakıyorum. Bu öyle mi olur bilmem ama Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasman 3, Alanya içeride 3. Bak Alanya içerideye hmm. yazdım ha. En beğendiğim takımlardan biri. Kötü sonuçlar aldığına bakmayın. Alanya çok iyi takım arkadaşlar. İyi izlemiyordur. Alanya kötü diyen, Alanya düşüşte diyen bence Alanya'yı izlemeyenler olabilir. Erzurum deplasman 3. Ankara Gücü içeride 3. Sivas deplasman 3. Ben hep 3 görüyorum. Beşiktaş'la maçınız mı? Sivas deplasman Spor. da 3 görüyorum. 3 görüyorum. Net 3 görüyorum. Kayserispor'la evinde oynayacak. Çaykurspor'la deplasmanda, Hatay'la içeride Galatasaray. Yani bakın. Diyorum <laughs> ama. Bu böyle olur mu olmaz mı belli değil. O yüzden Sergen Hoca'ya dair demin iletişim, bir iletişimci olarak, onun hayranı olan birisi olarak bir takım uyarılarda bulundum. Biraz daha pozitif tarafta kalmalı. Yani dark, şey karanlık tarafa çok geçiyor Sergen Hoca. Gerek yok, İyi gidiyorsun. Herkes için güçlü şampiyonluk adayısın. Fenerbahçe. Mesela Fenerbahçe'ye baktığımda... Her maçı 3 puan göremiyorum. Ben yazamıyorum. Bak, Kadıköy'deki toh. maçları hiç göremiyoruz. Bak evet İç Saha Denizli. Deplasman evet. Malatya. İçeride Ante Antep Ante Taş gibi takım. Başakşehir. Evet. Başakşehir şimdi iyi mi kötü mü buraya da yatar oraya da yatar.